Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Namazda çalan cep telefonunun susturulması namazı bozar mı? Bu sorunun cevabından önce çok önemli bir kuralı hatırlatmamızda fayda var. Allah nerede bir gül yarattıysa o gülün dibinde dikenini de yaratmış olduğu kuralı cep telefonunda bir kere daha karşımıza çıkmıştır. Cep telefonu bu asrın geliştirdiği büyük nimetlerden bir tanesidir. Gerçekten çok büyük nimettir. Nimetliği kadar sıkıntısının da olduğunu her gün farklı farklı renkli sıkıntılarıyla görüyoruz. Cep telefonu beraberinde sıkıntılar da getiriyor. Bu sıkıntılardan bir tanesi, insanların toplu bulundukları yerde cep telefonunun ne zaman patlayacağı belli olmayan bir bomba gibi insanların cebinde duruyor olmasıdır. Çok önemli bir toplantıda, çok önemli bir görüşmede cep telefonu bütün dikkatleri dağıtabiliyor. Bu dikkat dağıtılan yer siyasi bir toplantıdır, bir derstir, bir görüşmedir, bir ziyarettir. Bunun bir anlamı olabilir. Veya bunun telafisi de olabilir. Herkes birbirini bu hususta bağışlayabilir. Ama bir mezarın başında Fatiha okurken çalan cep telefonu büyük bir sıkıntı. Camide namaz kılarken, Müslümanlar yatsı namazındayken çalan cep telefonu bir sıkıntı. Cuma hutbesi okunurken çalan cep telefonu bir sıkıntıdır. Bu sıkıntı siyasi veya ticari bir toplantıda, bir evlilik görüşmesi, nikah töreninde çalması türünden de değildir. Burada namaz kılan insanların namazda dikkatlerinin dağılması, namazın onların huşuu açısından iptal olacak, bozulacak hale gelmesi, cep telefonunun küçük bir bomba gibi patlaması demektir. Evet, bir Müslümanın cebindeki telefon camide cuma namazı kılarken, teravih namazı kılarken çaldığında oradakilerin namazı bozulmaz. O namaz namazdır. İmamından müezzinine kadar huşu bozulması olur mu? Bozulur. Dikkat dağılır mı? Dağılır. Bu bir kul hakkı mıdır? Evet. Sorun burada. Bu kul hakkıdır işte. Hem de namaz gibi bir ibadet üzerinden kul hakkıdır. Hutbe dinleniyor. Hutbede fıkıh kitaplarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anıldığında salavatın bile sesli getirilmesi men ediliyor. Aman salavat da getirmeyin, hutbe okunurken dikkat dağılmasın deniyor. Ne salavatı. Bir Müslümanın cuma namazına gelmiş bir Müslümanın cep telefonu çalıyor. Gürültü yapıyor. Namazda yapıyor, hutbede yapıyor. Kur'an okunurken yapıyor. Cep telefonunun da beraberinde dikenler getirdiğini görmüş oluruz. Gül mü? Gül. Ama diken dolu bir gül. Sağlığımız vesaire gibi oluşturduğu engelleri hiç gündeme getirmiyoruz. O ayrı bir konu. Demek ki cep telefonundan da bir sıkıntı olabiliyor namazda. Peki cep telefonu çalan bir Müslüman ne yapmalı? Acilen telefonunu susturmalı. Bu acil susturma bir tuşuna basılarak yapılabiliyorsa bunun namazı bozmadığını söyleyebiliriz. Yani cebindeki telefona elini koyup o arada kapatma tuşuna basıp susturabiliyorsa bu namazı bozmaz. Fakat telefonu çıkarıp kimin aradığına bakıp ya da işte kapağını açıp, kapaklı bir telefonsa kapağını açıp düğmesini bulup susturma iki elle yapılacak düzeyde ya da göz, el organları aynı anda kullanılarak yapılacak bir kapatma namazı ifsad edebilir. Bu ameli kesirdir.
Ama tek elle namaz bozulmayacak şekilde telefon kapatılmalıdır. Fakat daha önemlisi camiye girerken Müslüman telefonunu kapatmalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.